Bak sen kimsin? Ailecek niye bu kadar tuhafsınız bilmiyorum ama şunu biliyorum ki babam seninle görüştüğünden beri ortada yok. Bak delikanlı, endişelenmeni anlıyorum ama sorduğun sorunun cevabı bende değil. Ben o kadar emin değilim ama. Ege tamam artık tamam. Ne tamam ya, ne tamam? O gün gördün sen de nasıl gırtlağına yapıştı adamın, boğuyordu az daha adamı. İnci kardeşine sen söyle istersen, belli ki sinirleri bozulmuş saçmalıyor. Bir dakika, bir dakika. Sen de onun gibi düşünmüyorsun değil mi? İnci neden susuyorsun? Bir şey söylesene. Ben sana babam kayıp dedim. Sen sesini bile çıkartmadın. Neden? Sen bana şu an tam olarak neyi soruyorsun? Sana niye söylemediğimi mi? Yoksa babana bir şey yapıp yapmadığımı mı? Bana neden yalan söyledin diye soruyorum. Belli ki bir şey olmuş. Oldu evet. Babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum. Şimdi de boğazın dibinde. Abla. Ege eve git. Babam aradı. İyiymiş. Han ben... Sakın özür dileme. Senden gizlediği şeylere saysın. Hadi abla. Geliyor musun? Konuşacağız. Ne dedi? Neredeymiş? Acil bir işi çıkmış. Bir arkadaşına yardıma gitmesi gerekmiş. Eminim öyledir. Bak gördün mü? Boşu boşuna üzdün kendini. Hani da yok yere suçladık zaten. Yok yere mi? Babamın o odama gittiğini saklaması normal mi sence? Sen sordun mu peki babama niye gitmiş? Sordum. Ne dedi? Kızının o adamla görüşmesini istemediğini söylemiş. Gözü hiç tutmamış o adamı. Neden? Ayyaş bir katil çıkar diye mi korkmuş? Sen daha geç dalganı. O adama hiç güvenmiyorum. Aranızda ne var bilmiyorum ama o adamla görüşmeni istemiyorum artık. Ay dedemden sonra bir sen eksiktin. Gerçekten çok sağ ol. Aşık mısın ona? Onun körlüğü mü bu? Bak, o iyi bir insan. İkiniz de onu tanımıyorsunuz. Ha sen tanıdın yani. Sahi ne kadar oldu abla? Bu kadar kesin konuşabildiğine göre siz bayağıdır tanışıyorsunuz. Seni daha önce Uygar konusunda da uyarmıştım, dinlememiştim. Bak seni kardeşin olarak uyarıyorum. Bu adam ondan da beter çıkacak.